ettiğim için sordum. Ee, Cornelius işi galiba oluyor halde ne yaptı Trabzon'da? Cornelius oldu. Bitti değil mi? Evet. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Cornelius'ta e, problem şuydu. Cornelius'un kendisi fazla ücret istiyordu. Parma ile bir yere kadar gelmişti e, Trabzonspor. Şöyle bir noktaya gelmişler. Cornelius tamam demiş. Bitti. Hatta e, bir rivayete göre artık Trabzon'da ev falan arıyor. Parma ile ilgili küçük pürüzler var. Çünkü Parma aşağı yukarı bildiğim kadarıyla Atalanta'dan alırken 6 milyon euro civarında bir para verdi. Şimdi Trabzonspor 4 milyon euroya bitirelim bon servisini diyor. İşte oradaki problemi çözmeye çalışıyorlar. Onun taksitleme öderler, nasıl öderler? Ama ben şunu söyleyeyim buradan. Yani Cornelius tamam yani. E, Trabzonspor Cornelius'la. Ama maliyetli manlaştı. bir transfer oldu. Maliyetli. Yani öyle kolay biteceğini de düşünmüyorum. Ya, Bitti şey, gibi diyorlar ama ben imzayı atılmamış hiçbir şey bitmedi. Ya demiyorum. o, öyle bakarsan tabi. tabii. Öyle, öyle bak de. mesela hayır 18 Mayıs böyle Gezal bitmedi ya. Yok o, o, Ama başkan şey demiş. Hayır. Orası öyle. öyle de. Bunlara direkt şampiyon takımı korumak istiyoruz diyorsa o zaman önce bu oyunculara gideceksin. Ya çok küçük. Başak büyük. şey mesela Abubakar ayrıldı gitti ama Rozya ile Gezal senin en önemli oyuncuların. Rosse kendi de bak. Rozya mesela Aldon'un dedi ya, "Gerson Fernandes ben Galatasaray'a gitmek istiyorum." dediğini. Rozya de istiyor dedi. "Ben Galatasaray'a istiyorum." dedi. Yani Port'ta ikisi de Portek, bir Portek şeyde oynuyor. Sporting'de oynuyordu. Öbür de Benfica'da. Benfica'da. Yani ikisi de Türkiye'de o oynamaktan mutlu olduklarını dile getiriyorlar. Ama Cornelius da Parma gidermişler pürüzleri. yani o abi. ben, ben, var. ben, şöyle, ben şöyle yani bu aldığım bilgi yani şey değil. Ya e, duyum değil. geçen gün muhabirlerle şeyiniz vardı. İşte başkan dündü galiba değil mi? Baş, e, konuştunuz. Beşiktaş yöneticisi bağlandı. Ne dediler? Gezal işi Bitti dediler. Baş... O ne dedi yönetici? İmza atmadan bitti demiyoruz başkan <laughs> yok, dedi. Zaten hiçbir başkan transfer imza Başkan en güzel oldu. lafı bu. imza atmadan bitti demek yok. Onu öyle söylüyorlar hiçbir abi. Hiçbir transfer yani. Onu öyle imza söylüyorlar. Değil mi? Son dakikada ne yani. krizler oluyor, ne pürüzler çıkıyor sen bilmiyorsun abi, ya. Çok, çok, Aşmak kolay olmuyor Haklısın, bu işleri. Çok Levent abicim böyle çok üst düzey transferlerde o işler belki yatıyor. Eğer medyaya sızıyorsa haber... Ya ben şöyle bir transferi bir aydır konuşuluyor ya. Ben şöyle Trabzon için. Şimdi bak ben süreci çok iyi takip ediyorum. Levent abi. Ya ben şöyle söyleyeyim sana süreci takip ettiğim için temsilcisini tanıyorum. Türkiye'deki temsilcisini. Problem şöyle. Trabzonspor bir teklif yaptı. Oyuncuyla Trabzonspor'un teklifi arasında 700 bin euroluk bir rakam oluştu. Onun için oyuncu Avrupa Şampiyonası'nı oyna, oynamaya da başlayınca işte sonradan girdi falan etkili oldu ya. Dedi ki ben bu parayı bulurum dedi. Ve e, Trabzonspor şöyle bir şey yaptı. Çok doğru bir hamle yaptı. Biz bu rakamı veriyoruz ve kenarda bekliyoruz. Eğer sen anlaşırsan yani an, istersen bize ara biz tamam diyoruz sana dediler. Ya şimdi yani, parmayla sorun yok oyuncuyla mı sorun yok, var? Yok öncesini söylüyorum. Parma'ya da bir teklif yaptılar. Parma da e, oyuncuyu çıkarmak üstü yerinden biliyorsun küme düştü. Evet. Yani o paraları verme verme şansları yok. Yani o bir para girmesi lazım kulübün kasasına. Parma da kulübün kasasına para girmesine bakıyor. Ama orada bir pürüz... Parma o güçlü değil ki o zaman. Atalanta'dan 8,5'e almışlar milyon yani, euro. 8,4 diyorlar ama ben onu 6 diye duyduğum için söylüyorum. 8,4'tür. Bak ben sana söyleyeyim rakamı da. E, 100 lini... 8 yani dört ya da 8. Öyle söylüyorlar. 8 buçuk. Atalanta'dan oraya almış. Kulüp. At 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 Atalanta tabii At ya. Atalanta. Atalanta. Bizim şey, Meriye aldı. Sattı. Amerika 50 milyon euro Stoperini <laughs> sattı ya. Şeyi. Allah aşkına yani. E, dilimin ucunda. Şimdi 50 milyon, milyon euro Stoperi sattı Meriye aldı 4 yani. 4 meselesi e, tam net değil. Ben 6 diye e, bilgiyi aldığım için söylüyorum ama şöyle bir şey var. Kulüp diyor ki biz 6 verdik. Hadi tamam 8.4 verdiğimiz oyuncuyu 4'e vermeyelim. Sonra nasıl hesap vereceğiz diyor. Ne yani para kazanıyorlar ya. Üyelerimize. Bu, bu Covid'in başlangıç noktası Avrupa'da Atalanta'dır ya. Ha, oynadılar. Evet, öyle, öyle, başladı. Maçı Valencia ile bütün dünya Onu, yayıldı İspanya ile İtalya'ya. Şu, şu, anda üçlü savunmayı dünyada en iyi uygulayan takımlardan. Öyle tarih. başladı. Şimdi yani, yani şu, sonuçta Atalanta, şunu söyleyeyim. Cornelius'la ilgili. Farkı var işte abi. Cornelius döndü. Fiyatı kabul etti parmayla işi bitirin geliyorum dedi. Parmayla da pazarlıklar belli bir noktaya kadar geldi. Trabzonspor 4 ila 5 arasında taksitli ödemeli. Çünkü parmanın başka pazarlayacağı pozisyonu yok. Onun için de hani zarar göze aldılar ve kabul ettiler. Yani ben tabii ki imza atılmadan hiçbir transfere bitti denmez ama şöyle söyleyeyim. Yarın öbürsü gün, Patlar iki yani. gün içerisinde öne düşmüş bir olur. takımın. Kap, Paraya ihtiyacı yok. varsa, kasayı dolduracaksa evet. eli güçlü olamaz. İşte onun için söylüyorum Ona zaten. Ona o paraları veremez. Yani biraz daha bastırsa Trabzon biraz daha parayı aşağı çeker. Çünkü yok şansı. İşte Trabzon 4-4'te kalmaya çalışıyor. Yok ama İtalya'da başka takımlar girdiyse ya da başka bir ülke o zaman... Yani girseydi yani zaten adam İtalya'da kalmayı girmedi, tercih girmedi. ederdi. Geliyor. Yap. Geliyor, İtalyada kalsaydı ben kalırdı. Sana net evet, geliyor, geliyor. Geliyor. Net söyleyeyim, yani, geliyor. Cornelius, Cornelius ve çok önemli bir oyuncu. İtalyada Zaten kalır ağacın ol. Halcun abi, Gervinho'yla ikisi oynadılar değil mi yan yana? Parma'da, Parma'da oynadılar. Onu da. Ama bir yani. dönem efsane bir takımdı ya. Evet, oynadılar Parma. yani. Parma, tabii şöyle. Ya Fenerbahçe'de şöyle, oynadı Parma'yla. Şöyle söyleyelim. İzagüler. Cornelius ya, burada 0-0 at... yendi şey Fenerbahçe Parma'yı. Cornelius çok etki yapar yalnız. Çok Kaç dakika var? Kaç dakika? Özgür. Bir şey söyleyeyim mi? Yani önemli bir oyuncu. 2-3 dakika var. Gelsin ama o bölgede de bayağı adam oldu şimdi ya. Şimdi, Koyta var, Canini var. Yani Özgür diyor ki Akay, Özgür Akay yönetmen. Acaba diyor Yönel Messi diyor. Kim verecek abi Fransa'da diyor kırmızıyı, Arjantin'de kırmızıyı. <laughs> seni i̇şbette, seni ödünç olarak işbette, göndeririz oraya ya. E, Paris, Saint Germain, alacak. Alır, e, 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 bir şey sana söyleyeyim mi? Bak biz e, sabah grubu olarak geçen sene borsada futbolun ekonomi formu diye bir şey yaptık kısa Oraya da İspanyol <laughs> e, bir konuk davet ettik. Bu bütün pazarlamaları yapıyor yayıncı kuruluş anlamında İspanya Ligi'ni. Hmm. Ya Ronaldo ve Messi İspanya Ligi'ni parlatan oyuncular. Ya ben bunu anlamadım. Şimdi İspanya'da Messi giderse neyi sevdim ben İspanya Ligi'ni geçen sene Real bu şeyden dolayı 5 Kuruş harcama yapamadı oyuncularla ilgili. Barcelona batmış durumda abi. E tamam batmış durumda. Ben şunu söylüyorum. Nasıl oluyor bu ya? Nasıl olur? Ben Ama çok, çok büyük şaşırtıcı bir şey yapıyorlar ya. Hani da... engel olmuş zaten. Evet. Daha transfer yapamazsınız. Bak şeyi bile Barcelona açıklama yapmış bildiğim kadarıyla. kadar öyle bile sözleşme feshi diyorlarmış Messi yok diye. Evet. Ya yani ben İspanya eğer bunlar da dünyanın her yerine seden bir ligse bu İspanya ligi, şimdi marka değeri olarak çok önemli oyuncular kaybetti. Saint Germain'e giderse orada da marka değeri yükselir Fransa'da. Bak söylüyorum sponsorlar gelecektir. Me ne mi? Türbünlerdeki fiyatlar artacaktı. Forma mi? artacaktır Messi'nin gittiği yerde bereket olur ya. Bir son bir iki cümle sana vereyim abi. Bir dakika var. Ya Messi konusunda üzülerek gitti. Gerçekten çok büyük bir para alıyor. Yüzde de indirim yapmış ayrıca. Yüzde indirim yapmış. Doğru İspanya liginin izlenmesi konusunda ciddi sıkıntılar oluşturabilir ve Fransa liginin öne çıkması konusunda da çok önemli bir hamle oldu. Öyle söyleyebilirim. Ama rakamlar tabii çok küçük rakamlar değil bunlar. Yani çok büyük rakamlar. O manada bakıyoruz. Genel anlamda e, bizde artık biliyorsun kulüpler 5 e, gün sonra maç yapmaya başlayacaklar. Yani Cuma'dan sonra Cuma günü maçlar başlıyor e, 13'ünde. E, artık lig, lig için herkese başarılar diliyorum. Yalnız bilmiyorum. bir şey söyleyeyim Kısa. İspanya Futbol Federasyonu kutluyorum. Bu limitler konusunda koyduğu tavırdan geri adım atmayıp sen evet. Barcelona'sın, sen Real Madrid'sin. Sizleri biraz daha yükselteyim, Messi kalsın demedi. Evet. O dediğimi unutma. Bu da Türkiye'ye ders olsun. Transfer raporunu iki kıymetli büyüğü bir...